Bugün sizinle Zeytinburnu'na gidiyoruz yine. Balıklı Rum Kilisesi ve Ayazması. Bir başka deyişle, Kutsal Hayat Pınarı. Hikayesi ilginç ve renkli. Leon adında bir genç, çok sıcak bir günde, yaşlı ve kör bir adamla karşılaşır. Yaşlı adam ondan su ister. Beni gölgelik bir yere götür der. Ancak ortada ne su, ne de gölgelik bir yer vardır. Genç Leon üzüntüyle etrafına bakınırken, İlahi bir ses duyar. Bu ses, yakında bir su kaynağı olduğunu, o suyla yüzünü yıkadığında yaşlı adamın gözlerinin açılacağını ve kendisinin ileride bir gün imparator olacağını söyler Leon'a. Leon şaşkındır ama kehanetler sırayla gerçekleşir. 457 yılında nihayet tahta çıkar Leon. O ilahi sesi duyduğu araziye bir Ayazma ve Panagia adında bir kilise yaptırır. Ayazma, İlerleyen yıllarda Bizans imparatorlarının kullandığı bir sağlık merkezine dönüşür. 18. yüzyıldan sonra Müslümanlar havuzundaki balıklar nedeniyle buraya balıklı ayazma demeye başlar. Kilisenin giriş kısmında iki horoz figürü vardır. Rum ve Ermeni cemaatleri arasında çıkan bir anlaşmazlıktır sebebi. 1835 İstanbul depreminde zarar gören kilisenin onarımı sırasında Rum ve Ermeni cemaatleri arasında çıkan anlaşmazlık, Rum cemaatinin kazandığı bir horoz dövüşüyle sonuçlanmıştır. İşte bu olayın hatırasına, kilisenin girişine iki horoz figürü işlenir. Avlu kısmında 1841'den sonra İstanbul'da vefat eden patrikler ve Rum soylularının kabirleri yer alır. Bugün hala kültür gezileri yapılan, pazar ayinleri düzenlenen kilise ve ayazma, Zeytinburnu ve İstanbul tarihinin eşsiz yapıları arasında yer alıyor. Şehrin, hayatın bir parçası. Yaşıyor, özgürce, bütün varlığıyla yaşıyor. Görülsün istiyoruz. Dünyaya, özellikle Filistin'de yaşananlara, sessiz kalanlara ibret olsun.